Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanı ile tamamlayınız. 1. Hastaneler ve aile sağlık merkezleri toplumun sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılar. 2. 18 yaşını dolduran Türk vatandaşları seçme ve seçilme hakkını kullanabilir. 3. Temel hak ve özgürlüklerimiz anayasa ile güvence altına alınmıştır. 4. Muhtarlar ve belediye başkanları yerel yönetim içerisinde yer alırlar. 5. TEMA, doğal varlıkların ve çevrenin korunması için mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur. 6. Sivil toplum örgütleri gönüllülük esasına göre çalışır. 7. Vali ve kaymakamlar merkezi yönetim içerisinde yer alır. Ve aşağıdaki toplumsal ihtiyaçların altına bu ihtiyaçları karşılamak için faaliyet gösteren kurumlardan ikişer örnek yazınız. Eğitim, ilkokul, lise, sağlık, sağlık ocağı, hastane, güvenlik, karakol, emniyet müdürlüğü, adalet, adliye, Adalet Bakanlığı, ulaşım, Ulaştırma Bakanlığı, EGO, C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1. Merhaba arkadaşlar. Ben Kayseri ilinin Yahyalı ilçesinde belediye başkanlığı görevini üstlendim. Halkın yol, su, kanalizasyon hizmetlerinin aksamamasını sağlarım. Çöplerin zamanında toplanmasını sağlar, cadde ve sokakların temizliğini yaptırırım. Halkın nikah, cenaze işlerinin görülmesi ve toplu taşıma hizmetinin verilmesini sağlarım. Buna göre belediye başkanının alanlarından hangileriyle ilgili görevler yaptığı söylenebilir. 1. Altyapı, 2. Adalet, 3. Ulaşım, 4. Temizlik. Belediyenin altyapı, ulaşım ve temizlik alanlarında görevler yaptığını söyleyebiliriz. 1, 3 ve 4 doğru cevap C şıkkıdır. İkinci soru. Törenlerde, milli bayramlarda ve spor müsabakalarında milli marşımız okunur. Uluslararası spor müsabakalarında sporcularımız dereceye girdiklerinde bayrağımız göndere çekilir. Millet olarak bu tabloyu gördüğümüzde gurur duyarız. Buna göre İstiklal Marşı ve bayrağımızla ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirir. Bu ifade doğrudur. 2. Başarı sağlandığında bayrağımız göndere çekilir. Bu ifade de doğrudur. 3. Uluslararası alanda milli gurur kaynağımız olmaktadır. Evet, bu ifade de doğrudur. Üçü de doğru olduğu için doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Belediye Başkanı Fırat Bey, halka ve gençlere dönük kurslarda yüzlerce kişiye ahşap teknolojisi, yağlı boya resim, ney ve bağlama kursları verdiklerini söyledi. Fırat Bey, bundan sonraki yıllarda ise yüzme, basketbol ve okçuluk kurslarının da açılacağını söyleyerek gençlere müjdeyi verdi. Belediye başkanının bu faaliyetleri aşağıdaki görevlerinden hangisiyle ilgilidir? A. Kültür, spor ve sanat alanlarında vatandaşlarına hizmet etmek. B. Toplu taşıma araçlarıyla halkın ulaşım imkanlarını sağlamak ve geliştirmek. C. Kanalizasyon, yolların bakım ve onarımı, doğal gaz, su dağıtımı gibi altyapı hizmetlerini sunmak. D. Toplumun sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması için çalışmak, parkları, bahçeleri düzenlemek. Evet, yukarıda belirtilen belediye başkanının kültür, spor ve sanat alanında vatandaşlarına yaptığı hizmetlerdir. Doğru cevap A şıkkıdır. 4. Bireyler fikirlerini ve inançlarını hiçbir baskıya uğramadan özgürce ifade edebilmelidir. Bu cümlede aşağıdaki haklardan hangisi vurgulanmıştır? A. Düşünce özgürlüğü, B. Katılım hakkı, C. Haberleşme özgürlüğü, D. Seyahat özgürlüğü. Evet, bu cümlede düşünce özgürlüğü vurgulanmış. Doğru cevap A şıkkıdır. C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız. Birinci soru. Milli egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz geleceğimiz için neden önemlidir? Bin yıldır üzerinde yaşadığımız vatanımız düşman tarafından işgal edilmişti. Bağımsızlığımızın tehlikeye düşmesi üzerine milletimiz milli mücadeleyi gerçekleştirerek yurdumuzu işgalden kurtarmıştı. Türkiye'nin bağımsız bir devlet olduğu dünyaya kabul ettirilmişti. Milli mücadelede milletimiz başarısız olsaydı ay yıldızlı bayrağımız yerine ülkemizi işgal eden devletlerin bayrakları gökyüzünde dalgalanacaktı. Milli marşımız yerine onların marşları okunacaktı. Kısaca bağımsızlığımızı kaybetmiş olacaktık. Bayrağımız, İstiklal Marşımız, Türkçemiz, başkentimiz, paramız, meclisimiz, bizim bağımsızlığımız ve milli egemenliğimizin sembolleridir. 2. Günlük yaşamınızda katılım hakkı ve düşünce özgürlüğünü nasıl kullanıyorsunuz? Örneklerle açıklayınız. Hepimiz aile, okul gibi çeşitli grupların içinde bulunuyoruz.
Hangi grubun içinde bulunursak bulunalım, etkin ve katılımcı bir vatandaş olmalı, bizleri ilgilendiren konularda alınan kararlara katkı sağlamaya çalışmalıyız. Ailemizde, sınıfımızda ya da okulumuzda alınan kararlar konusunda fikirlerimizi belirterek kararlara katkı sağlarsak hem düşünce özgürlüğümüzü kullanmış hem de alınan kararların sahibi olmuş oluruz. 3. Yaşadığınız yerde faaliyet gösteren resmi kurumlar hangileridir? Bunlar hangi alandaki ihtiyaçların giderilmesi için faaliyet göstermektedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama faaliyetinde bulunur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ülke buradan yönetilir. Adalet Bakanlığı haklarımızın korunması konusunda faaliyette bulunur. Milli Savunma Bakanlığı ülke savunmasında faaliyette bulunur. İçişleri Bakanlığı güvenlik ve huzur alanında faaliyette bulunur. 4. Sivil toplum örgütleri ve resmi kurumların benzer ve farklı yönlerini içeren bir şema hazırlayınız. Benzer yönleri, sivil toplum kuruluşları da resmi kurumlar da kar amacı gütmezler. Her ikisi de bireyin sorunlarıyla hem de toplumsal sorunlarla ilgilenirler. İkisinin de amacı topluma hizmet etmektir. Her ikisi de yasal kuruluşlardır. Farklı yönleri, sivil toplum kuruluşlarına katılım gönüllü, resmi kurumlara zorunludur. Sivil toplum kuruluşlarında çalışma ücretsiz, resmi kurumlarda çalışma karşılığında ücret alınır. Sivil toplum kuruluşlarının mesai saatleri değişken olabilirken resmi kurumlarınki sabittir. Çalışanları resmi tatil dışında çalışmak zorundadır. Resmi kurumların çalışanları arasında ast-üst ilişkisi varken sivil toplum kuruluşlarında birey diğerleriyle dayanışma içindedir ve yardımlaşma ön plandadır. Bir başka deyişle ast-üst ilişkisi yoktur. Thank you.